Merhaba efendim. Hepinize hürmetlerimi ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Öncelikle bu videoda neyle karşınızda olduğuma ilişkin kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Yaklaşık olarak 25 yıldır İlahiyat Fakültesi öğrencilerine hadis ana bilim dalında dersler veriyorum. Ve ağırlıklı olarak üzerinde çalıştığım uzmanlık alanım usul ve metin analizleri ve yorumlarıdır diyebilirim. Bu süre zarfında derslerine girdiğim neredeyse binlerce çok kıymetli, çok değerli öğrencilerime hayatımın neredeyse 45 yıla yakın bir zamanını kapsayan hadis alanındaki birikimlerimi, öğrenimlerimi, malumatımı onlarla paylaşmaya çalıştım. Dağarcığımda bulunanları onların dağarcıklarına gücüm yettiği miktarda aktarmak için elimden geleni yaptım. Bunu öğrencilerim bilirler. Özellikle bu yaşamış olduğumuz pandemi nedeniyle derslerimizi bilgisayardan online yapmaya başladık. Bu da bizim için büyük bir nimetti. En azından derslerimiz aksamamış oldu. Her ne kadar yüz yüze sınıfta yapmış olduğumuz dersler gibi olmasa da bir ölçüde yine online öğrencilerimizle buluştuk, derslerimizi yaptık. Bu tecrübe bende fakültede yapmış olduğum derslerin bir benzerini YouTube kanalında yaparak bu derslerin kalıcı olmasını, konuya ilgi duyan herkesin istifade edeceği bir kaynağa dönüşmesini düşünmemi sağladı bu süreç. Böylece kendileriyle istişare ettiğim arkadaşlarım, asistanlarım, öğrencilerim bu niyetimin inşallah hayırlı olacağını söylediler. Bunun üzerine ben de kısmet olursa, başarabilirsem 3 seviyede birbirleriyle bağlantılı, birbirlerinin devamı olan 3 seviyede hadis alanında dersler yapmayı düşünüyorum. Birinci düzeyde hadis tarihi ve usulüne ilişkin dersler. İkinci seviyede hadis kaynaklarımız, hadis edebiyatıyla ilgili dersler. Üçüncü düzeyde de İleri hadis metinlerini, usul metinlerini ele almayı, okumayı ve siz çok değerli izleyenlerin istifade edecekleri şekilde onlara sunmayı arz etmeyi düşünüyorum.
hadis ilminin İslami ilimlerin merkezinde yer alan, adına İslami dediğimiz ne kadar ilim dalı varsa, birazdan derse başladığımda üzerinde duracağım detaylı bir şekilde, hepsinin merkezinde yer alması, hiçbir İslami ilmin hadisten bağımsız, hadisten müstani olarak bir ilim dalı haline gelemeyecek olması, hadise ve hadis ilmine çok önemli, merkezi bir rol biçmektedir. Bu tarihi bir realitedir. İslami ilimler tarihinin bir realitesidir. Ancak bu merkezi rolüne uygun olarak hadis ilmi bir ilim dalı olarak gelişmesini tamamlayabilmiş, kemale erebilmiş mi sorusunu çok erken de olsa soracak olursak, bunun cevabının olumlu olmadığını üzülerek ifade etmem gerekir. İşte bu başlayacağım derslerde bir yönüyle konuya ilişkin bilgileri vermeye, bir yönüyle bu bilgilerin tevarüs ettiğimiz, gelenekten tevarüs ettiğimiz bu bilgilerin ne tür problemlerinin olduğuna işaret etmeye ve yine bir başka yönüyle de bu problemlerin çözümlerine yönelik, çözümlerine ilişkin neler söylenebilir, neler yapılabilir önerilerinde bulunmaya çalışacağım. Düzenli bir biçimde bu dersleri izleyen ve dinleyen herkes, hadis tarihi ve usulü konusunda bilmesi gereken önemli başlıkları, konuları, bu konularla ilgili bilgileri öğreneceklerini umut ediyorum. Çünkü yıllar süren tedrisatım sürecinde bu yapacağım derslerin benzerlerini sınıflarda yaptım ve bu sınıflarda ders gören öğrencilerin sözünü ettiğim bilgileri öğrendiklerine şahit oldum. Bu itibarla bu ders içerik ve seviye itibariyle İlahiyat Fakültesi birinci sınıfta okuyan öğrencilerin düzeylerini hedef almaktadır. Bu nedenle tüm İlahiyat Fakültesi öğrencilerimiz bu dersleri dinleyebilirler. Ama ben dersi sınıf ortamında değil, YouTube'da yayınlanmak üzere işleyeceğim için sadece İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yararlanmasını değil, pek tabii olarak konuya ilgi duyan, başta İmam Hatip öğrencilerimiz olmak üzere İslami bilgilere, İslami ilimlere ilgi duyan, özellikle hadis konusuna ilgi duyan herkesin yararlanıp istifade edebileceği bir üslupla, bir içerikle bu dersleri yapmayı planlıyorum. Derslerimde yıllardır anlattığım ders notlarımı kitaba dönüştürdüğüm böyle bir kitabım var. Hadis tarihi ve usulü dersleri diye. Bu bir reklam değil, yanlış anlamayın. İçeriğini takip etmek isteyen, kitaptan yararlanmak isteyen izleyicilerimizin bilgilerine sunmak için arz ettiğim
Fecir yayınlarında çıkmış. İçeriği tamamen ders notları ve derslerden ibaret olan bir kitap bu. Dersleri bu kitaptaki muhteva ve içerik itibariyle işleyeceğim. Ancak sınıfta işlerken de yaptığım gibi sadece oradaki metinlere bağlı kalmadan oradaki konularla birlikte genel izleyiciyi ve dinleyiciyi de dikkate alarak kimi detaylara ve yine kimi farklı konulara ve örneklere mevzuyu genişleterek mümkün olduğunca anlaşılabilir bir düzeyde konuları ele almaya ve anlatmaya çalışacağım. Bu itibarla bu dersler İslami ilimlerin merkezinde yer alan bir ilim dalının hem tarihini hem de usulünü içereceği için bu derslere ve bu derslerin içeriklerine sahip olan bir kişi diğer İslami ilimlerle ilgili de çok önemli bir altyapıyı kazanmış olacaktır. Hadis tarihi ve usulü adından başlayalım. Bu girişten ve neden böyle bir video çekmeye başladığımı izah sadedindeki konuşmamdan sonra. Hadis tarihi ve usulü bizde ilahiyat birinci sınıf öğrencilerinde haftanın iki saatinde hadis tarihi, iki saatinde de hadis usulü olmak üzere okuttuğumuz bir derstir. Fakat derslerimiz boyunca da göreceğiniz üzere değerli izleyenler, hadis tarihi, hadis usulünün oluşmasının arka planıdır. Hadis usulü masa başında ulemanın salt tefekkür ve düşüncesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmamıştır. Her bir konuyu işlediğimizde de göreceğiniz üzere hadis usulünün en detay bilgisinden en geneline kadar ne varsa bunların tamamının tarihle, yaşanan olay ve olgularla doğrudan bir ilişkisi vardır. İşte bu ilişkiyi görmeden, bu ilişkiyi kurmadan hadisin metodolojisi, usulü öğrenilemez ve anlatılamaz. Bu nedenle bu alanda yazılmış kitaplardan farklı olarak ben bu kitabı bir ders hadis tarihi, hadis tarihiyle başlıyoruz ve bugün de başlayacağız kısmen. Hadis tarihiyle başlıyor. Arkasından bu hadis tarihinin sonucu tamamlayıcısı olan usul konusuna geçiyorum. Sonra bir başka tarihi safha ve bunun neden olduğu metodoloji ve usule geçerek böylece tüm hadis usulünün konularını bu konuların ortaya çıkmasına neden olan tarihi bağlamlarıyla
ilişkilendirerek dersleri işliyorum. Ve böylece öğrenci usul ve metodoloji olarak öğrendiği her bir kavramın, her bir ilkenin, yöntemin hangi tarihi arka plan nedeniyle ortaya çıktığını, adeta gerekçesini de öğrenerek hem usule ilişkin bilgileri kalıcı hale getirmiş olmaktadır, hem de konu zihninde daha bir netleşerek oturmaktadır. Şimdi müsaadenizle değerli izleyenler, her zaman yaptığım gibi derslerimde tahta kullanırım. Tahtayı kullanarak ders anlatırım. Sizlere de tahtayı kullanarak inşallah bu dersleri anlatmaya çalışacağım. Yapacağımız derslerin tamamının üst başlığı hadis tarihi ve usulü. Bunu yazalım bir, üzerinde konuşalım. Hadis tarihi ve usulü. Usulden maksat metodolojidir. İleri düzey okumalarda usul ile metodoloji arasında kimi nüanslar ve ayrımlar yapsak da benim bu derslerde, bu birinci düzey derslerimde usul dediğimde metodolojiyi, metodoloji dediğimde de usulü kastettiğimi şimdiden belirlemek ve ifade etmek istiyorum. Hadis tarihi dediğimizde, bu hadis sözcüğümüzde aslında dersimizin, konumuzun anahtar sözcüğüdür. En temel kavramdır. Hatta şöyle diyebilirim ki derslerde bunu zaman zaman söylüyorum. Eğer hadis ilmini bir bütün olarak düşünecek olursak, hadis sözcüğü, bu sözcük o ilmin atomudur. Dolayısıyla bu atom, o bütünü oluşturan ana madde, temel, çok iyi kavranmadan, çok iyi anlaşılmadan hadis ilmi anlaşılamaz. Ve bu nedenle de biz buradan, bu atomdan, bu çekirdekten başlamaya inşallah çalışacağız. Tarih dediğimiz olay ders boyunca sürekli işiteceğiniz üzere Hazreti Peygamber'in peygamberliğinden, peygamber olarak göreve başlayışından, risaletinden günümüze kadar geçen süreçteki tüm olup bitenleri ele alacağız. Tarihi süreç, Hazreti Peygamber'in peygamberliğinden günümüze kadar gelen süreci kapsayan bir tarihten söz ediyoruz. Ve usul ise metodoloji, usul ise bizim dersimizin en temel başlığıdır. Bu itibarla da en başta buradan, usulden, usulün anlamından, metodolojiden söz etmek istiyorum. Değerli izleyenler,
usul sözcüğü Arapçada el aslu sözcüğünün çoğuludur. Sözcüğün kökü, tekili, müfredi el aslu asıldır. Asıl sözcüğü o kadar yaygın kullanılan bir sözcüktür ki Türkçemize de girmiştir ve tam da Arapçadaki anlamıyla girmiştir. Bilindiği üzere asıl esas demektir. Temel demektir. Bir şeyin temeli, zemini demektir. Bir şeyin kökü, kök demektir. Bağlı olduğu zemin, bağlı olduğu temel demektir. Zemindir. Aynı zamanda asıl bir ilke, kural, ölçü, vesaire demektir. Anlam dağarcığını çoğaltabiliriz. Ama bütün bu verilen anlamların hepsinin ortak vurgusu bir başlangıç noktasını, bir başlangıç zeminini, platformunu ifade etmesidir. Bunu biraz netleştirelim. Şu anlamların tamamının ortak vurgusu başlangıç noktasıdır. O halde asıl, eğer bu bir ilimse ilmin ilk başladığı yer, bu bir işse işin başladığı yer, başladığı tarih, başladığı zemin, bu bir yaşamsa yaşamın ilk zuhur ettiği noktadır. Bu itibarla eğer biz aslı bir başlangıç noktası, bir temel, bir zemin olarak düşünecek olursak, bunu bir ağaca benzetebiliriz. Ve hemen şöyle bir ağaç çizelim. Şöyle bir ağacın gövdesi bu. Ve bunun dalları, budakları olsun. Ve bunun başladığı şu zemin, bunun zeminin altına giden kökleri, bu köken, bir ağacın ağaç olarak var olmasını sağlayan bu köken, bu temel, işte asıl budur. Nasıl ki bu aslı, bu kökeni yok ettiğimizde bir ağaç kalmazsa, bir usulü, bir aslı kaldırdığınızda da bir ilim diye bir şey kalmaz. Asıl, kök, zemin, usul, dikkat edilirse bir ana gövdeden oluşuyor. Bu ana gövde ağacı bütün müştemilatıyla ayakta tutup yaşamasını, meyve vermesini mümkün kıldığı gibi, birazdan üzerinde duracağım, usul ve metodoloji de bir ilmi ayakta tutar. Bir ilmin ilim olmasını sağlar. O ilmin ilim olarak devamını mümkün kılar. Nasıl ki bir ağacın ana gövdesi zorunluysa, az sonra burada şemalandıracağım, bir ilim dalının, usulünün
ana ilkeleri de zorunludur. Atom benzetmesi yapmıştım. Şuraya yazayım. Bir ağacın kökeninin en temelinde, en ucundaki, aslında kökenindeki atom neyse, şurada meyvesinde, yaprağında, en ucundakinde de aynı atomdur. Aynı genetik yapıya sahiptir. Bunlarda bir değişim olamaz. Ağacın kökeninin en ucunda da yer alsa, dalların, yaprağının, meyvenin en ucunda da yer alsa, genetik olarak aidiyeti aynıdır. Tıpkı bunun gibi bir metodoloji, bir usul de böyle bir bütünlüklü yapıya zemininden, kökünden, temelinden, gövdesinden, dallarına, budaklarına, yapraklarına ve meyvelerine kadar tutarlı bir yapı arz etmek zorundadır. Bu ağaç örneğini şurada metodoloji, usul ve yöntem ile bağlantısına bağlayacak olursam şöyle anlatmaya devam etmeliyim. Usul tıpkı yine böyle buradan örnek olması bakımından buradan devam edelim. Usul, metodoloji, metot, bu bir ilim dalının temelidir, zemindir. Bir usul olmadan, bir yöntem ve bir metodoloji olmadan buradan bir ilim ağacı yükselemez. Yani bir ilim doğamaz. Bir ilim dalının teşekkül edebilmesi için onun mutlaka bir metodolojik zemin üzerine oturması lazım. Böyle bir metodolojik zemini yoksa ilim de yoktur. Peki, tıpkı bir ağaç çekirdekten kocaman bir meyvedar ağaç olmaya doğru genişlediği ve geliştiği gibi, evrildiği gibi, usul nasıl teşekkül eder? Bir usul nasıl oluşur da bu usulden ortaya bir ilim dalı, bir ilim çıkar? Tabii bu ilimden maksadımız bilgidir. İlim dalı, bir ilim dalını söz ettiğimizde, ilim dalı, işte hadis ilim dalı, tefsir ilim dalı gibi bir ilim dalından söz ettiğimizde, bilgi çokluğundan, üretilmiş bilgilerden, bilgiler topluluğundan ve toplamından söz ediyoruz demektir. Dolayısıyla bir bilim dalı bilgilerin toplamıdır. Ağaç, yaprakların, meyvelerin, dallarının, gövdenin toplamı olduğu gibi bir bilim dalı da ürettiği, o bilim dalının ürettiği bilgilerin toplamıdır. Peki bir bilim dalındaki bilgiler nasıl üretilir, nasıl ürer? Usul ile, metodoloji ile ürer. O halde biz bu usul ve metodolojinin bilgiyi nasıl ürettiğine ilişkin ya da yöntemin nasıl teşekkül ettiğine ilişkin ayrıntıya şimdi girebiliriz. Eğer bir usulden söz ediyorsak, ilk söz etmemiz gereken şey kavramdır. Bu kavramın eski dildeki adı ıstılahtır. Istilah.
Her ıstılah ve kavram aslında bir sözcüktür. Normal bir sözcüktür. Sözcükler malumunuz olduğu üzere çok özür dilerim. Malumunuz olduğu üzere sözcükler bir dilde gündelik dilde kullanılmak üzere vaz edilirler. Sözcüklerin ortaya çıkışı, sözcüklerin var olma nedeni gündelik dilde kullanmak üzere. Gündelik dil. Her gün sabah akşam evde, çarşıda, sokakta konuştuğumuzda kullandığımız sözcükler gündelik dildeki sözcüklerdir. Biz bunlara, bu sözcüğün bu anlamına lügat anlamı diyoruz. Yani sözlük anlamı, lügat anlamı. Bir sözcüğün, o sözcüğün ait olduğu dil ailesinde, dil kültüründe gündelik dilde kullanıldığı anlamı sözlük anlamıdır. Sonra bu lügat anlamı, sözlük anlamı semantik olarak anlam genişlemesine ya da daralmasına uğrar. Buna sözcüklerin yaşam adeta tabir yerindeyse sözcüklerin dilde doğması, anlam yüklenmesi, anlam genişlemesi, daralması, süreçlerinden geçmesi ve nihayet yaşaması ya da ölmesi. Sözcükler de ölürler, unutulurlar. Sürecine sosyal bilimlerde ve özellikle de dil felsefesinde semantik adı verilir. Semantik diyoruz buna. Yani bir kelimenin anlam tarihçesi. Bu anlam genişlemesi ya da daralması olarak ifade ettiğim semantik, gündelik dilde kullanılan bir sözcüğün kavrama, bir ıstılaha dönüşmesini mümkün kılar. Ve bir sözcük gündelik dilden ıstılah ve kavrama dönüştüğünde özel bir anlam kazanır. Özel bir anlama gelir. Özel anlam kazanır. Özel bir anlamla artık kullanılır. İşte bu özel anlam o sözcüğü, yani şu gündelik dilde kullandığımız sözcüğü ıstılaha ve kavrama dönüştürür. Ve bu anlamıyla o sözcük sadece hangi ilim dalında o özel anlamı kazandıysa o ilim dalına özgü olarak o anlama gelir. O ilim dalına mensup alimler, bilginler o sözcüğü her duyduklarında o kavramsal anlamını anlarlar. Gündelik dildeki anlamını değil. Örneğin, akşamdan sabaha sürekli zaman, mekan, madde vesaire sözcüklerini kullanır dururuz. Ama bizim gündelik dilde kullandığımız zaman ile mekan ile anladığımız anlamın bir fizikçi için, fizik biliminde mekan, zaman aynı anlama gelir mi? İşte gündelik dildeki anlamından zaman ve mekanın bir fizik biliminde fizikçi için kazandığı yeni anlamına kavram diyoruz, ıstılah diyoruz. Kelimeler kavramlaşmadan ilim doğamaz. Kavramlar ilimlerin atomlarıdır. Kavramlar ve ıstılahlar doğmadan bir ilim doğamaz.
tıpkı ağacın çekirdeği gibidir. Şu ağacın kökeni, aslı, zeminin içindeki çekirdek, atom, çekirdek. Bu neyse kavram da ilim dalının metodoloji, usul için aynıdır. Dolayısıyla kavramın doğuşu, ıstılahın doğuşu beraberinde ikinci bir adımı getirir. Şimdi usulün oluşumunu anlatıyoruz. O zaman şuraya yazalım onları. Farklı bir renkle yazalım. Usulün oluşunda birinci adım kavramlar ortaya çıktı. Birinci adım kavramlar ortaya çıktı. Kavramlar ortaya çıktıktan sonra ikinci adım yukarıya doğru. İkinci adım. Bu kavramlar kurallara dönüşür. Bu kavramlar kullanılarak ilkeler ve kurallar oluşturulur. Kavram gelişir, ilkeler oluşur. Kavram gelişir, ilkeler oluşur. Ve üçüncü adım, bu ilkelerin toplamı bize usulü, metodolojiyi verir. Dolayısıyla kavram olmadan ilke, ilke ve ilkeler olmadan bir metodoloji usul olamaz. Hemen bir örnek üzerinden bunu açıklayalım. Çok bilindik bir örnek olduğu için bu örneği vermek istiyorum. Sahabi sözcüğü, hani bizim hadis ilminin en önemli kavramlarından olduğu için şuraya yazıyorum. Lügat anlamının bulunduğu yere şuraya. Sahabi sözcüğü. Bu gündelik dilde ya sahibi deriz mesela, ey arkadaşım demektir, dostum, arkadaşım demektir. Gündelik dildeki akşama kadar Arapların kullandığı kelime arkadaştır, eştir, dosttur. Ama bu anlamından semantik olarak onu bir ıstılaha döndüreceğiz. Birinci adım kavramlar ortaya çıkacak. İşte bu gündelik dilde arkadaş ve dost anlamına gelen sahabi sözcüğü hadis ilminde kavramlaştığında, buraya geldiğinde Hazreti Peygamber'in arkadaşı anlamına gelir artık. Senin benim dostum, arkadaşım değil. Hazreti Peygamber'in arkadaşı. Ki ilerideki derslerimizden birinde bir bölüm sahabeyi konuşacağız sizlerle. Sahabeyi konuşacağız. O zaman bu hususun üzerinde daha detaylı olarak inşallah dururum. Burada bir sözcüğün nasıl kavramsallaştığını, ıstılaha dönüştüğünü ve usulün zeminini nasıl oluşturduğunu anlatmak bakımından bunu ele alıyorum. Bakın, Hazreti Peygamber'in arkadaşı oldu artık. Özel bir anlam kazandı. Bu özel anlam onu, bakın özel anlam, onu kavrama, ıstılaha dönüştürdü. Artık bir özel anlam kazanmış, bir ıstılah olmuş sahabi, metodolojik bir ilkeye dönüşecek şimdi de. Tüm sahabiler adildir. Tüm sahabiler, sahabe diyelim, adildir, güvenilir insanlardır. Bu da bizim hadis usulünün çok önemli bir ilkesidir. Bakın, ilkeye dönüştü.
Önce gündelik dilden sahabi sözcüğünü aldık. Hazreti Peygamber'in arkadaşı anlamında kavramsallaştırdık. Sonra onu, o kavramı bir ilkeye, usulün ilkesine dönüştürdük ve tüm sahabe güvenilirdir dedik. Ki bu ilke hadis usulünün, daha sonra da göreceğiz ilerleyen derslerimizde, en temel ilkesidir. Bir temel ilkeye dönüştürdük. Bunun gibi kavramlar ilkeler çoğaldığında toplamda karşımıza bir usul, bir metodoloji çıkar. Fakat değerli izleyenler, kırmızıyla yazacağım, tahtaya da böyle yazarım ve öğrencilere de böyle söylerim, aklınızda kalsın diye. Kırmızıyla yazacağım, çok temel bir usul ilkesidir bu yazacağım şey. Bunu mümkünse aklınızda tutmanızı istiyorum. O da şudur. Bir usul. İçerdiği tüm ilkelerin kendi aralarında tutarlı olmasını ve bir gülüseyim ve kavramların da ilkeler ile uyumlu olmasını gerektirir. Bu çok temel bir ilkedir. Bir usulden, bir yöntemden, bir metodolojiden söz ediyorsak, bu usulün ve metodolojinin kavramları ilkelerle çelişemez. İlkeler kendi içlerinde çelişemez. Ve buradan bir usul, bir yöntem, bir metodolojiden söz edemeyiz. Bu itibarla yapacağımız bu derslerde sürekli kavramların ve usulün ilkeleriyle olan ilişkilerini, tutarlılık ve tutarsızlıklarını da dikkate alarak işleyeceğiz. Ve benim yapmış olduğum derslerimdeki en önemli vurgum, dersimi dinleyen öğrencilerimin öğrendikleri her kavramın usul içindeki ilkeler ve usulün bütünlüğüyle olan tutarlığını kavramış olmalarıdır. Bunu çok önemserim. Bu şemamızı biraz yukarıya alarak bu söylediğimi usul ve ilkeler üzerinden bir bütünlük oluşturacak şekilde yeniden sunmak istiyorum. Biz usul dediğimizde bir bütün halinde şöyle bir usulden söz ettiğimizde, usul, yöntemden söz ettiğimizde, bu öyle bir bütün ki içinde en sayıda kurallar ve ilkeler var. Bu her bir ilkelerin içerisinde o ilkeleri oluşturan kavramlar var. Onları da yazalım. Bunlar ilke olsun. Her bir ilkenin içinde kavramlar var.
bu usulün kendi içinde kavramlarıyla, ilkeleriyle tutarlılığı zorunludur. Kendi içinde tutarlılığını, bütünlüğünü ortaya koymamış bir usulün ürettiği bilgiye güvenilemez. Bu çok önemli bir nokta. Biz bu usulü kullanacağız ve bilgi üreteceğiz. Bilgi. Peki, bu üretilen bilginin doğruluğu usulün kendi içindeki tutarlılığıyla ilgilidir. Onun için bütün bilimler kendilerini ürettikleri bütün bilginin doğruluğunu test edebilecekleri temel aksiyonlar vaz ederler. Dokunulmaz temel ilkeler vaz ederler. Ben buna metafizik ilke diyorum. Bir metodolojinin, bir yöntemin, bir bilginin üretildiği metodoloji ve yöntemin temelini ve zeminini oluşturan ana ilke, başlangıç ilkesi, şu ağacın şurada başlangıç ilkesi, başlangıç ilkemiz. Bu kanıtlanamayabilir, bu metafizik olabilir. Metafizik bir ilke olabilir. Yani kanıtlanamayabilir. Şart değil. Ama kendisi kanıtlanamayan bu ilkenin üzerine inşa edeceğiniz tüm kavramlar ve ilkeler ve nihai manada metodolojinin tamamı bu ana ilkeyle her zaman tutarlı ve uyumlu olmak zorundadır. Örneğin, örnek verelim. Örnek, Öklit geometrisi. Hepimiz Öklit geometrisini biliriz, değil mi? Öklit geometrisinin temel aksiyonları vardır. Bir nokta tanımı var. İki, doğru tanımı var. Değil mi? Nokta tanımı var. Doğru tanımı var. Ve benzer aksiyonlar var. 3-4 aksiyonlar var. Öklit'in bütün bu aksiyonlarının temel metafizik ilkesi evrenin düz oluşudur. Evrenin düz oluşu üzerine oturur. Ve onun için de düz evren modeli, yani varlığın, evrenin düz oluşu üzerine oturan Öklit geometrisinde dik açı 90 derecedir. Düz açı 180 derecedir. Üçgenin iç açıları şöyledir. Dış açıları böyledir. Daire böyledir. Temel aksiyon evrenin düzlüğüdür. Ve nitekim 20. yüzyılda alternatif geometriler sunuldu ve bu alternatif geometrilerin temel ilkesi de evrenin eğri evren modeli. Eğri evren modelinde dik açı 90 dereceden büyük olabilir. Üçgenin de iç açıları 180 dereceden büyük olabilir. Bu kanıtlanmış bir durumdur. Ne demeye çalışıyorum? Şuna. Herhangi bir bilim dalının bilgiyi üreteceği metodolojisini, usulünü geliştirirken bu usulün, yöntemin, metodolojinin zeminine
ispatlamak zorunda olmadığı, hatta ispatlamasının imkansız olduğu bazı temel aksiyomlar, metafizik ilkeler koyabilir. Ama bu ilkeler dokunulmaz ilkeler olmalıdır ve yöntemin bütünü içinde tutarlılığı korunmalıdır ve yöntem bir bütün halinde bu zeminle asla çelişmemelidir. Örneğin, biz dedik ki sahabenin tamamı adildir. Bu bizim usulümüzün ana ilkesidir, temel ilkedir. Metafizik ilkemiz bu bizim. Neden metafizik ilke diyorum? Çünkü kanıtlayabilir miyiz biz sahabenin tamamının adil olduğunu? Hayır. Ama inşa edeceğimiz usulün zeminine bunu koyuyorsak, bu zemin üzerine çıkacağımız tüm usulün ilkeleri, kavramları vesaireleri bununla uyumlu olmak zorundadır bu zeminle. Usulün şu noktasında bu ilke ihlal edilse usul çöker. Çünkü zemin gitti. Zeminini kaybetmiş bir ağaç, temel ilkesini kaybetmiş bir metodoloji olamaz. Aristoteles her şeyin bir nedeninin olduğunu söyler. Değil mi? Her şeyin bir nedeni vardır der. Yazalım. Aristoteles. Her şeyin bir nedeni vardır. Peki. Bu teselsül gerektirir. İlk neden, her şeyin ilk nedeni. İlk nedenin nedeni yoktur. Onun kendisi nedendir. Bu kanıtlanabilir bir şey midir? Hayır. Ama oradan başlamak zorundadır. Bir başlangıç noktası. Daha sonra üreteceği bütün bilginin üzerinde inşa edileceği bir temel zemin olmadan bir yöntemden, bir metodolojiden söz edemeyiz. O halde hadis usulü dediğimizde temel ilkemiz nedir? Temel kavramlarımız nedir? Neyin üzerinde duruyor? Hangi zemine dayanıyor? Daha sonra üreteceğimiz ve dersler boyunca onlarca ders yapacağız bu süreçte inşallah kısmet olursa. Dersler boyunca ele alacağımız her bir konunun en baştan başladığımız en temel ana ilkeyle ne kadar uyumlu olduğu, ne kadar tutarlı olduğu sürekli dikkat etmemiz gereken bir husus olacak. Çünkü doğru istikamette gittiğimizi, hedefe gittiğimizi, hedeften sapmadığımızı bize gösterecek olan pusula usuldür. Onun için eskiler usulsüzlüğümüz, usul vasıl olmak, ulaşmak, maksada erişmektir. Maksada erişemeyişimiz, usulsüzlüğümüz, usulsüzlüğümüzdendir derler. Yani yöntemimiz, yolumuz yok. Yani yola çıkmamışsanız, yolunuz yoksa varacağınız bir yer de yoktur. Böyle söyler eskiler. Ne kadar güzel bir sözdür. Usul bu açıdan son derece önemlidir. Onun için hadis tarihi ve usulü derslerimizde bu bilgiler bundan sonraki yapacağımız tüm derslerimizin ana zeminini oluşturacak. Bu temeldir ve bu temel üzerinden inşallah derslerimizi işlemeye başlayacağız ve derslerimizi
bu zemin üzerine inşa edeceğiz. Umuyorum ki usul ilim ilişkisi ve usulün tutarlılığı ve usulün gerekliliği genel anlamıyla da olsa anlaşılmıştır. İnşallah. Şimdi buradan bu ilk dersimizin tamamlayıcısı mahiyetinde bir başka önemli hususa müsaadenizle geçmek istiyorum. Bir başlangıç dersidir. Bu bir ilk derstir. Burada ikinci dersimize temel teşkil edecek noktaya gelinceye kadar inşallah sabrınızı suistimal etmiyorumdur. Konuları anlatmaya devam edeceğim. Bir 15-20 dakikalık daha bana müsaade etmenizi, izin vermenizi rica ediyorum. İslami ilimler geleneğimizde çok önemli bir ihmal edilmeyen husus var. Ve çok şükür değerli izleyenler, o kadar rafine, o kadar oturmuş, tekamül etmiş bir ilmi geleneğin mensubu çocuklarıyız ki çok şükür. Hangi alanda olsa makamları, mekanları cennet olsun, ülemamız çok harika, çok muhteşem gerçekten mesai sarf ederek ortaya çok kıymetli, çok değerli bilgiler ihtiva eden eserler koymuşlar. Ve şükür bunlar bize ulaşmış. Biz bugün o pınarlardan içerek, oradan beslenerek bunları konuşabiliyoruz. Bu dersleri yapabiliyoruz. İşte bu ulemamızın o rafine bilgilerinin, o kemale ermiş, gerçekten olgunlaşmış eserlerinin muhtevalarına baktığımızda, böyle İslam ilimler diye bir başlık koyalım. Bu İslami ilimlerin hangisi olursa olsun, bunların hepsinde mutlaka bir kitap yazdığında, bir eser yazdığında onun konusu nedir? Konu, mevzusu ne yani? Bu kitap neden bahsediyor? Bu kitap neden bahsedecek? Neyi ele alacak? Önce bunu bir belirler müellif. İşte bizim de bu dersimizin konusunu önce belirlememiz lazım. Bu videoları izleyecek, vakit ayıracak, bu çok değerli, hayatının en önemli sermayesi olan vaktini ayıracak izleyicilerimiz burada neyi dinleyecek, neyi öğrenecek, konu ne? Bunu bir netleştirmemiz lazım. Geleneğin mirasımız bu bize. Gelenekten böyle öğrendik. Konu ne? Konu, değerli izleyenler, Hazreti Peygamber'in aleyhisselam sözleri. Konumuz bu. Onun mübarek sözleri. Onun mübarek sözleriyle ilgili dersler yapacağız. O kadar güzel, o kadar önemli bir konumuz var ki, bunu derste de öğrenciler söylüyorum ve yıllardır bu dersleri yapmama rağmen öğrencilerim de bunu hep söylerler. Şimdi de siz de fark ediyorsunuzdur. Bunu sanki ilk defa yapıyormuşum gibi heyecanlanarak ve keyif alarak bunu yaparım. Çünkü dersimiz de çok özel
konumuzda çok özel Hazreti Peygamber'in sözleriyle ilgili dersler yapacağız. Konu bu. Peki bu konunun amacı nedir? Konunun amacı ne? Amaç. Yani konu mevzu, mevzuhu derler eskiler. Mevzuhu. Konunun mevzu. Amaç, semeratuhu. Bunun, bu konunun meyvesi ne? Ne elimize geçecek? İşte bu derslerin sizin vakit ayırmanıza değecek yönü de burasıdır. Hangi rivayet Hazreti Peygamber'indir de hangisi değildir? Bu Hazreti Peygamber'e aittir, bu rivayet ona aittir. Neye dayanarak söylüyoruz? Ve bunun ne ölçüde değer ve kıymeti vardır? Bu rivayet Peygamber Efendimiz'in olamaz kardeşim. Böyle şeyi peygamber söyler mi? Söylemez. Peki neye dayanarak söylemez diyorsun? Bakın, yöntem, usul, metodoloji. Söylerin, söylemezin ölçüsü sen değilsin ki. Bu bir ilimse onun bir yöntemi, bir metodolojisi olması lazım. Ve bize bir şeyin doğruluğunu, yanlışlığını o yöntem söyler. İşte bu dersler, bu dersleri izleyenlere Hazreti Peygamber'e ait olduğu iddia edilen, ona aittir diyen, ortalıkta dolaşan sözlerin, rivayetlerin hangilerinin ona ait, hangilerinin ona ait olmadığını, nasıl öğrenebildiğimizi, nasıl belirleyebildiğimizi, bunu belirleyebilmenin imkan ve sınırlarının ne kadar olduğunu ve elde ettiğimiz sonuçların ne kadar güvenilir olduğunu ya da olmadığını, işte bu dersler bu amacı gerçekleştirmek üzere yapılacak. Amaç bu. Peki bu derslerin usulü, yöntemi nedir? Usul, yöntem, eskilerin ifadesiyle menhecuhu, menheci nedir bunun? Evet. Menheci ne? Yöntemi ne? Yöntemimiz akademik, ilmi, tahkiki bilgi dediğimiz eskilerin yöntemdir. Yani söylediğimiz her bilginin kaynağıyla birlikte neye dayanıyor? Yani biz buna akademik bilgi diyoruz ve kaynağı gösterilebilen bilgi. Yani yöntemimiz öğretilen bilginin kaynağı. Efendim, neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Verdiğiniz bu bilginin bir dayanağı, bir kaynağı var mı? Elbette bir bilgi bir kaynağa dayanmalıdır. Ama bazen bu kaynak, bilgi veren kişi otorite olursa, alanında uzman ve otorite olursa, ben böyle söylüyorum diyebilir. Ama ben böyle söylüyorum demek herkesin haddine mi? Ben böyle düşünüyorum o konuda diyebilmek
çok büyük bir emeğin sonucudur. Çok büyük bir çabanın, bir öğrenme ve öğretme çabalarının sonucunda ancak bir insan, ben de bu konuda şöyle düşünüyorum diyebilir ve onun düşüncesi bir bilgi kaynağı olur. Falan da böyle düşünüyor. Filan da bu konuda şöyle bir kanaate sahip denilir. Ki nitekim bugün de söylüyoruz değil mi? Hocalarımıza, efendim, meslektaşlarımıza atıfta bulunarak falan da bu konuda böyle düşünüyor diyebiliyoruz. Evet. Konusu, amacı, usulü, yöntemi bu Semeratu'yu erken yazmışım. Amaç, bunu sileyim. Değerli izleyenler, oraya gayetuhu diyelim. Amaç gayetuhu. Gayesi nedir? Dördüncüsü sonuç, yani semere. Semeratuhu. Şimdi buraya yazmamız gerekiyordu. Yani bu ilmi öğrenince elime ne geçiyor? Bu derslere vakit ayıran bir insanın eline ne geçecek? Hazreti Peygamber'in hayatından aleyhissalatü vesselamın günümüze kadar onun mübarek sözleriyle ilgili ne olmuş, ne bitmiş vesaire, bütün bunlarla ilgili değerli, toplu, tutarlı bir bilgi birikimi hasıl olacak. Yani bir ilahiyat öğrencisi ise ilahiyatçı kimliğini kazanmakta, o formasyonu elde etmekte, o çok önemli temel bir bilgiyi kazanmış olacak. Yok, herhangi bir Müslümansa o da hadis dendiğinde, hadis ilmi dendiğinde bu nasıl bir ilimdir? Neden bahsediyor? Bahsettiği şeyleri nasıl ve neye dayanarak ele alıp bahsediyor? Bunlarla ilgili çok önemli bilgiler öğrenmiş olacak. Böylece bu derslerimiz, değerli izleyenler, bize sonuç itibariyle tüm İslami ilimlerin merkezinde yer alan hadis ilminin doğru bir biçimde öğrenilmesini, anlaşılmasını sağlayacak ve böylece bu ilmin etrafında şekillenen diğer ilimlerin de daha sağlıklı bir biçimde anlaşılmasını da sonuç vermiş olacak. Hemen bu İslami ilimleri burada belirterek toparlayıp bu ilk dersimi özetleyip bitirmeyi düşünüyorum ve ilk videoda, ilk derste sizleri yorup usandırmak istemiyorum. Hadis ilmini böyle merkezi bir konuma yerleştirirsek, bunun etrafında oluşan diğer ilim dalları, tefsir, kelam, fıkıh, tasavvuf, siyer eklenebilir daha birçok özel bilim alanları. Bunların hepsinin merkezi konumunda hadis ilminin yer aldığını söyleyebiliriz.
Böyle bir bilim dalının diğer İslami ilimleri anlamak ve öğrenmek konusunda ne kadar merkezi, ne kadar hayati bir konuma sahip olduğunu, ne kadar önemli bir yerde doğduğunu sanırım söylemeye bile ihtiyaç yok. Böylece çok değerli izleyenler, kısmet olursa uzun soluklu bir yolculuğun ilk kalkış, start adeta verişi anlamında sunum, bir dersti bu. Başlamış olduk. Ve henüz ne hadis tarihine ne de hadis usulüne ilişkin bir konuya da başlamadık. Yapmış olduğumuz bütün bu konuşmalar aslında tamamen bir giriş, bir mukaddime sadedinde yapacağımız derslerin ne olduğuna ilişkin bir sunumdu. Bu sunumda, bu konuşmamda eğer ele aldığım mevzuları bir özetleyecek ve hatırlayacak olursak, bir ilim usul ilişkisini ele aldık. Bu nedir? İlim usul ilişkisi nedir? Bunu ele aldık. İki, usul nedir? Bir usulden söz ettiğimizde neden söz ediyoruz? Bunları ele aldık. Bu usul nedir'in içerisinde bir alt başlık olarak A, kavramın ne olduğunu, B, ilke, kural ne? Bunları ele aldık. Üç, bir usulün temel ilkesi, ana ilke, temel ilke, yani kurucu ilke diyelim, usulün, yöntemin kurucu ilkesi, metafizik ilke dediğimiz temel ilkenin ne olduğunu, bunu belirlemeye çalıştık. Ve özellikle de vurgulayarak metodoloji yani usulün kendi içinde bir bütün olarak tutarlı olmasına da vurgu yaptık. Böylece artık bir sonraki dersimizde hadis tarihinden başlayabiliriz. Çünkü konuşmamın en başında da yapacağımız derslerin ana başlığının hadis tarihi ve usulü olduğunu ve bu hadis tarihi ve usulü konusunda da burada gördüğünüz gibi ana başlıkta hadisi, tarihi ve usul ve metodolojiyi tek tek konu edinerek, ele alarak ders başlığımızın, kitap başlığımızın içeriği ve muhtevasıyla ilgili bir giriş bilgisi vermeye, bir mukaddime yapmaya çalıştım efendim. Umarım sabrınızı taşırmamışımdır. Umarım keyifle izleyip, dinleyip öğreneceğiniz bir ders olmuştur. Yüce Mevla'dan başlamış olduğumuz bu yolculuğu rızasına uygun bir biçimde hayırla sürdürmeyi,
tamamlamayı, ilgi duyan herkese ve özellikle de öğrencilerime katkı sağlayıp yararlı ve faydalı olmasını diliyorum. Hem bana hem de ilgi gösterecek herkese hayırlı olsun diyerek veda ediyorum efendim. Hoşça kalın. Sağlıkla, afiyetle kalın. Allah'a emanet olunuz.